koruma bilincine sahip bireylerden oluşan toplumların yaşamın her alanında yükselen bir grafiği vardır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Ünye 1. Kitap Fuarı açılış programına hoş geldiniz. Kitap deyince geçmişimizi bugüne, bugünlerimizi geleceğe taşıyan en önemli kaynaklardır. Onun için aynı zamanda ilk emri oku olan bir dinin mensupları olarak kitabı hayatımızın en içinde, en orta noktasında tutmamız gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Araştırmacıların 2008-2019 yılları arasında yaptıkları bir araştırma ve değerlendirmesinde şöyle bir değer de ortaya çıkmakta. Bugün Batı Avrupa sosyal yönü gelişen ve aynı zamanda sosyal medyanın yanı sıra görselliğin öne çıktığı bir süreçte Batı görselliği daha öne çıkartmış, okuma noktasında biraz daha geriye doğru düşmüş. Ama bizde Allah'a şükürler olsun sosyal medya ile birlikte görselliğe önem olduğu gibi aynı zamanda okuma oranında da istediğimiz noktalarda da olmasa ciddi anlamda bir ilerleme kaydedildiği de gözlenmiş. Bu da bizim bugünkü geldiğimiz noktada çok iyi olmasa da umut var olmamızı, geleceğe aydınlıkla ve umutla bakmamıza vesile olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii kitap okurken sadece çocuklarımızdan değil aynı zamanda ebeveynlerimizin, anne ve babalarımızın da güzel bu alışkanlıktan çocuklarımıza da birer örnek teşkil etmelerinin de çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Onun için bugün burada gerçekleştireceğimiz olan kitap fuarı açılışının ilçemizde kitap sevgisinin oluşmasında, kitap okuma alışkanlığının gelişmesinde katkı sunması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum, hayırlara vesile olsun diyorum. Kitap, medeniyetin göstergesi, medeniyetin oluşmasında, geçmişten geleceğe aktarılmasında en sağlıklı ve temel vasıta. Günümüzde sanal dünyanın gelişmesine koşut olarak bazı yazılı basın vasıtalarının geçmişe nazaran sayısında ve yaygınlığında kısmen azalma olduğunu görüyoruz. Bilgisayarın, sanal dünyanın, internetin yayılmasıyla beraber kitap ne olur? Kitap alışkanlığı yaygınlığı ne şekilde etkilenir diye dünyada merak konusu olan ve tartışılan bir husustu. Fakat gazete sayılarında, dergi sayılarında, televizyon izleme oranlarında kısmen azalmalar yaşansa da müftehirane ve dikkat çekici altı çizilmesi gereken bir husus var ki kitap basım sayılarında ve okunma oranlarında dünyada o klasik sistem hala da devam ediyor. Ve şu görünüyor, insanlar kitap okumayı sadece bilgi kaynağı, bilgi edinme vasıtası olarak değil, aynı zamanda kültürel, sosyal, psikolojik, bireysel gelişim etkinliği olarak kitap ve insan etkileşimi noktasında doğru bir vasıta olduğu ve önümüzdeki yıllarda da bundan binlerce yıl önce nasıl yaygın bir şekilde okuna geliyor idiyse bundan sonra da aynı sürecin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ya Allah bismillah hayırlı uğurlu olsun.